Birinci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nca yürütülen fırtına obüsü projesinde fırtına obüsü 155 milimetrelik her cins NATO mühimmatını kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik fırtınanın müttefik güçlere ile ortak kullanımına da imkan sağlamaktadır. T-155 Tunda motorlu fırtına obüsü tasarım, prototip ve seri imalat çalışmaları yurt içinde Türk mühendisleri ve Türk işçisi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk Tunda motorlu obüsün çalışmalarına 1995 yılında başlanmış, 2000 yılında prototip çalışması tamamlanmış ve kabul görmüştür. 2000 yılından sonra seri imalatına başlanmış, 2002 yılında ilk seri imalatın imal edilen fırtınalar birliklerde kullanılmaya başlanmıştır. Fırtınanın ana yapısını oluşturan gövde, kule, balistik korumaya sahip zırhla imal edilmektedir. T-155 fırtına obüsü dünya orduları içerisinde kendi sınıfında çok az silah sisteminde bulunan özelliklere sahiptir. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda 52 kalibre namlusu ile 40 kilometre üzeri atış menzili, silah üstü atış idare bilgisayarı, küresel yer bulma, otomatik namlu yönlendirme sistemi ve otomatik mermi doldurma sistemi fırtınaya yüksek ateş gücü sağlamaktadır.